İpsal Ovası'nda tarımsal amaçlı OSB kurulacak. Toplantıda İpsal OSB müteşebbis heyetine 7/15 pay oranında katılım sağlanması konusu görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin çeltik ihtiyacının %44'ünün İpsal'ın karşıladığını söyledi. Olağanüstü meclis toplantısı yapma zorunluluğu doğmuştur. Toplantıyı yoklamayla açıyorum. Çiğdem Gegeoğlu, Mutay Özköse, Mustafa Ali Akdağ, Zafer Sunter, İbrahim Dalkıra, Şenol Kılıç, Tuncay Taşkın. Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Valimiz tarafından gönderilen bir olağanüstü meclis toplantısında talep yazıları okuyorum. Bildiğiniz üzere 4 tane Edirne'nin OSB'si oldu. Bununla ilgili Edirne, Uzunköprü, Keşan ve İpsala'da bulunduğu en büyük çeltik tarlalarının ekildiği bir alanımız, ilçemiz. Bu ilçemiz yaklaşık olarak Türkiye'nin %44 pirinç ihtiyacını karşılıyor. Bu aradaki hakikaten de çok önemli bir OSB'nin kurulması, tarımsal amaçlı bir OSB'nin kurulması. Burada OSB'deki çıkan çeltiklerle ilgili gerekli olan fabrikalar, tarımsal amaçlı fabrikalar kurulacak, bölge insanına istihdam sağlayacak. Ayrıca ihracat anlamında İpsala sınır kapısının yakın olması, 2 kilometrelik, 3 kilometrelik mesafe var. İhracatımızı da büyük önemli de katkı vereceğine inanıyoruz. En önemlisi şey özel idarenin her alanda olduğu gibi İpsala'nın, OSB'nin, tarımsal amaçlı OSB'nin kurulmasında da en büyük payı iç çekinmeden meclis üyelerimizin ve Sayın Valimizin takdirleriyle katkı verdik. Bundan sonra bölge insanımızın hele tarımsal amaçlı, Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık olarak %44'ünü karşılayan bir bölgede tarımsal amaçlı bir OSB'nin kurulması bölgeyi hem zenginleştirecektir hem de artık yalnız çıkan ürünleri borsaya vererek Türkiye'nin değişik illerine göndermekten çok kendi bulundukları alanda üretimini yaparak en fabrikanın paketleme dahil pirincin değişik alanlardaki ayrışmalarına ait çeşitli ürünlerin katkılarını da vermiş olacağız.